İran Cumhurbaşkanı reisinin ölümüne ilişkin sır perdesi gizemini koruyor. Devam eden soruşturma kapsamında İran'ın 40 gün önce Rusya'dan 500 milyon dolarlık helikopter almak için sipariş verdiği ortaya çıktı. Detayları bir öğrenelim. Muhabir arkadaşım Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber, neler biliyoruz konuya ilişkin? Evet, Johnson Harbor o tartışmalı helikopter kazasıyla ilgili hala ülkede yorumlar ve tartışmalar yapılmaya devam ediliyor. Hala bu olayın nasıl olduğuna ilişkin ve özellikle neden arama kurtarma çalışmalarında bu kadar gecikme yaşandığına ilişkin sorular hala cevaplanmış değil. Özellikle o gece İran'ın önemli eksikliklerinden birisi gece görüşlü helikopterler ve insansız hava araçları olduğu ortaya çıkmış oldu. Hatta İran bu konuda Rusya'dan ve ülkemizden Türkiye'den yardım istedi ve Türkiye bu konuda Akıncı gece görüşlü Akıncı İHA'yı İran'a göndererek İran'a destek verdi. Şimdi ise İran'ın bu konuda gece görüşlü helikopterlerin alımı konusunda Rusya ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Bu konuyu Kızılay Kurumu Başkanı Babak Mahmud'u gündeme getirdi. Aslında bu görüşmeleri bu olaydan bir ay önce yapılmıştı. Ve İranlı yetkilinin aktardığına göre Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde İran'ın gece görüşlü 12 adet helikopter ve ayrıca 3 adet de itfaiye için helikopter alımı için Rus yetkililerle görüştüğü ve bu konuda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Anlaşmanın değerinin yaklaşık olarak 500 milyon değerinde olduğu ve Rusya'nın yıl içinde bu konuda 4 helikopterin İran'a vermeye hazır olduğu ifade edildi. Fakat İranlı yetkili Kızılay yetkilisi diğer kurumların da İran'da onay vermesinin ardından bunun nihayileşeceğini bildirdi. Öyle görünüyor ki İran'daki bu son helikopter kazasıyla birlikte bu konudaki eksiklikler tekrar gündeme getirilerek İran'ın ani bir şekilde, ivedi bir şekilde bu konudaki eksikliklerini gidermeye çalışacaktır.